Eğitim maratonunun ilk yarısı tamamlanıyor. Milyonlarca öğrenci cuma günü karne alacak. Yarı yıl tatili 18 Ocak 2020 tarihinde başlayacak. 2 Şubat tarihine kadar devam edecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2020 pazartesi günü başlayacak. Çocuklar kadar veliler de heyecanlıyken Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, velileri olumsuz karneler konusunda uyardı. Milli Eğitim Müdürü Er, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk döneminin değerlendirilmesini Alanya Posta TV'ye aktardı. Evet, öncelikle 2019-2020 eğitim öğretim yılı 17 Ocak Cuma günü karne dağıtımıyla sona ermiş olacak. Tatil dönüşümüz 3 Şubat 2020 tarihi. Bizim 2019 eğitim öğretim yılı, 18-19 eğitim öğretim yılı bir önceki yılımıza göre her alanda artarak devam etti. Şu an sportif, kültürel ve sosyal sorumluluk projeleri olarak bir önceki yıla göre ciddi bir artışımız söz konusu ve Antalya ortalamasının tamamen üzerindeyiz. Kendi içerimizde bir önceki yıl yapmış olduğumuz çalışmaları kıyasladığımızda oranın da üzerindeyiz. Malum karne hepimizi heyecanlandıran, hepimizin bugüne kadar yaşamış olduğu bir duygu. Özellikle yarın karnemizi Barbaros Azakoğlu Ortaokulu'nda saat Sayın Kaymakamımızın ve Belediye Başkanımızın katılımlarıyla 11 civarlarında törenimizi yapıp öğrencilerimizin karne dağıtımlarını gerçekleştireceğiz. Bizde 60 binin üzerinde öğrencimiz, 217 okulumuzda 5 bin öğretmenimiz yarın tatile girecek. 2019-20 eğitim öğretim yılında fedakarca çalışan öğretmenlerime buradan iyi tatiller diliyorum. Velilerimize şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Yarın çocuklarımızın alacağı karne bir amaç değil, araçtır. Çocuklarımızı karne notlarına göre değerlendirmemelerini, diğer öğrencilerle kıyaslamamalarını, bu karnenin sadece öğrencinin bir karnesi olmayıp aynı zamanda ailenin de bir karnesi olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Çocuklarımızın eğer varsa derslerinde düşüklükler, bunları ikinci dönem daha çok çalışarak bir takım stratejik hamlelerle düzeltebiliriz. Ama hiçbir çocuğumuzu mutsuz edemeyiz. Bir çocuk gülerse dünya güler ilkesiyle hareket edip çocuklarımızı hem mutlu edip hem de başarılı yapmak üzerine çalışmalarımızı okul, veli, öğrenci işbirliğinde yürütmemiz gerekiyor. Bizim özellikle velilerden istirhamımız çocuklarımızla bu tatil sürecinde birlikte zaman geçirmeleri, sinemaya gidebilirler, aile büyükleri ziyaret edebilirler, imkanlar dahilinde tatil yapabilirler. Çocuklarımızın okul atmosferinden uzak bir tatilde olduğu hissini aileleriyle birlikte bol zaman geçirerek taçlandırmaları bizim için çok önemli. Evet, öğrencilerim için de tatile çıkıyoruz, tatili hak ettik. Ancak tatil demek boş boş zaman geçirmek anlamına da gelmemeli. Özellikle onlardan kitap okumalarını ve sevdikleriyle daha çok zaman geçirmelerini çok önemsiyoruz. Bu süreçte bize destek veren velilerimize, öğretmenlerimize, hayırseverlerimize ve siz değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi tatiller diliyorum.